Merhabalar arkadaşlar, ben TF Optimist Antrenörü Can Selcik. Bugün sizlere Optimist Teknisi'nin güvenlik ekipmanlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi güvenlik bizim yelken sporunda en önemli konuların başında geliyor. Karada yaptığınız güvenlik ekipmanlarının kontrolü size denizde yapacağınız antrenmanların performans kalitesini kesinlikle yükseltecektir. Haydi şimdi hep beraber incelemeye başlayalım. Teknemizde bildiğiniz gibi 3 tane balonumuz bulunmakta. Bu ülkeyi çıkmadan önce mutlaka 3 balonumuzu şık olduğunu kontrol etmeliyiz ve buradaki scope'u da kontrol etmeliyiz. Sıkıntı olup olmadığı ile ilgili. Diğer bir husus ise arkadaşlar, uluslararası yarışlara gittiğinizde balonlarımızın şu noktalarının yırtık olması, şuraların açık olması sizin uluslararası yarışlarda o yarışa girememiz neden olacaktır. Onun için mutlaka ülkemizi temsil ettiğiniz noktada oraya götüreceğiniz balonlarınızı da mutlaka kontrol ediniz. Teknemizde 2 adet çamçak ve bir adet kadul olma zorunluluğu var. Bu ekipmanların hepsinin tekneye bağlı olması zorunlu. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Çamçaklarımız uluslararası yarışlarda 2 ayrı bir iple bağlanma zorunluluğu var. Ben görüyorum ki Türkiye'deki yarışlarımızda maalesef tek iple 2 çamçağa bağlayan sporcularımız oluyor. Uluslararası boyutta bir yarışa gittiğiniz zaman her 2 çamçağın da 2 ayrı iple bağlanması gerekmektedir. Teknemizdeki diğer küçük kontroller arkadaşlar. Mutlaka makalarımızın ultiklerinin sıkıldığını kontrol etmeliyiz. Bunları gevşemeyse tekrar sıkmalıyız. Ve skotamız birbirine dolaşmaması için düşüğümüzün rahat hareket edilmediğine bakmalıyız. Ve diğer bir konu ise dümenimizde arkadaşlar. Deniz çıkmadan önce mutlaka mafsalımızın durumuna bakmalıyız. Ve dümen iğneciklerimizin sıkılığını kontrol etmeliyiz. Denizde herhangi bir problem yaşamamak adına. Salmamız yerinden çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bu kontrol çok önemli arkadaşlar. Diğer küçük bir husus ise her antrenmandan önce mutlaka salma kasımızdaki salma lastiğimizi mutlaka kontrol ediyor olmalıyız. En önemli güvenlik unsurlarımızdan biri de kelepçemiz arkadaşlar. Artık denize çıkmaya dakikalar kaldığında mutlaka kelepçemizi kontrol etmeliyiz. Kelepçemizi takarken olabildiğince yukarı takmaya dikkat edelim. Bu çok önemli bir konu. Diğer bir husus ise artık günümüzde çok kullanılmasa da güvenlik ipimiz. Güvenlik ipimizde kelepçemiz yoksa bu şekilde bağlayıp denize çıkabiliriz. Güvenlik ekipmanımız baş ipimiz. Baş ipimiz kalınlığı 5 milimden daha az olmamalı. Uzunluğu ise 8 metreden daha kısa kesinlikle olmamalıdır. Ve kesinlikle yüzen bir ip olmalıdır. Baş ipimiz denize çıkmadan önce her zaman teknemize bağlı mı diye kontrol ediyoruz. Ve mutlaka üzerinde eğer düğümler varsa o düğümleri mutlaka açmamız gerekiyor. Son olarak en önemli güvenlik detayımıza geldik arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka denize çıkmadan önce can yeleğimizi giyip bağlandığını kontrol edip gerekirse takım arkadaşımıza veya antrenörümüze check etmesini, kontrol etmesini önerebiliriz. Ve mutlaka can yeleğimize düdük bağlı olmak zorunda ve düdüğümüzü çektiğimizde ise can yeleğinden ayrılmamalıdır. Bu da çok önemli bir konu. Can yeleğimizi giymeyi unutmuyoruz çocuklar. Güvenlik kontrollerimizi yaptıktan sonra yelken ayarlarımızı tamamlayıp antrenmana çıkabiliriz.